Selamlar. Yeni durağımız Mardin. Your favorite city, yes? Yes, I'm so happy to be here. Okay. Mardin'in en ince akla işte diziler geliyor. O yüzden arkadaşımız Reyyan gibi giyinmiş gördüğünüz gibi her cahil dizisinden. O yüzden buranın lezzetlerini çok merak ediyor. Yolda yürürken ilk karşımıza sokak lezzetleri çıktı. Şimdi size önce Süryani çöreği. This one. This one? Evet, şimdi deneyecek. Can show I? Your reactions, yes. Süryani, a Süryanian kind of cake, maybe? One cookies. Cookies, spicy, cookies, yes. How was it? This is nice. Okay. It's a really good cookie. Don't finish it. Okay. And this bu Süryani çöreği, Süryani'nin cookie. Tahinli. With tahin. Tahinli. Yes, tahin. The same something. Hakikaten çok güzelmiş. Çok güzel. Çok güzel. Bu? Kuliçya. Kuliçya çöreği. Ready? Yes. Okay. Oh, like a crisp taste. Crisp. Sıcak. Sıcak and crisp. Tamam, şimdi sokak lezzetlerine başladık. Akşam yemeğine tekrar görüşeceğiz. Welcome to Mardin, Hans. So you, today you're gonna eat the kaburga. Could you tell me your first emotions about this food? Ja, guten Abend. Ich bin Hans und komme von aus Berlin. Ich heute Abend probieren diese Essen von Mardin. English, please. Ladies and gentlemen, good evening. I came from the Germany, from the Berlin. I just tried the food dishes from the Mardin special one. How is it? Tell me. Oh, oh, my God! Fantastic. That is. Schmeck is sehr schön. But in English, please. I don't know German to translate. Oh my God, really, it's very good. I like it. Elin Hans'ı bile gördüğünüz gibi yemeği çok beğendi. Thank you very much for getting with me to Mardin, and I like it very much. Tomorrow we're gonna go to Diyarbakır. Oh really? Yeah, Diyarbakır. Okay, very good, because I miss Diyarbakır. I want to see Diyarbakır also. Okay. We have lots of best dishes in Diyarbakır. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Guten Abend. Bis nächstes Mal. Ich hoffe. Şimdi Kafro köyüne geldik ve Suzan beklemeden başladı. burasını önce bir anlatayım kısaca. Just let me explain this place first. Okay. Kafro burası Mardin'den yaklaşık bir yine 20 dakika, Midyat'tan 20 dakika uzaklıkta bir yer. Aslında buranın sahibi eskiden İtalya'da yaşıyormuş. Sonra emekli olduktan sonra buraya gelmiş ve burada da pizzacı açmış ve inanılmaz tuttu. Ve bu köy şu anda çok popüler bir yer haline geldi. Ve biz de gelmişken bir de farklı bir lezzet, bir pizza. Mardin pizzası demek ki. Yeah, are you ready for? Yeah, you're yes. ready. I tried already. How is it? It is very good. I like it. So which is better, Italian or Turkish one? They're both good. It's, I like I'm this one. I'm asking again. I like it which is better? I like it because it's thin, you know. It's really nice. Evet, nice çok pizza. İnce olduğu için yes. çok sevdim diyor ama İtalyan pizzası kadar çok güzel diyor. Hatta this is much. Okay. It's really good. Hands like going on the ground. Music travels to the world. From far away, out there, a long, long distance. And we're going underground. And we're going underground. Hey! Yine durağımız Diyarbakır arkadaşlar. Mezopotamya lezzetlerini tek tek yabancılara sormaya devam ediyoruz. Okay, sunshine. This is a halka tatlısı. You say. Okay. So it's like you can find this in many part of the Turkey, but in Diyarbakır they really do it so good. So eat it and tell me your thinking about that. Şey deneyecek. Ah, it smells nice. Like sugar. Be careful. It tastes like 100 times better than it looks. So it's it like looks a churros. Like nothing special, but it's actually so soft and sweet. Yani çok yumuşak ve tatlı olduğunu söylüyor. I love it. Daha böyle bir
sıvı tarzı bir tadı var. Very akışkan. Nice. Çok güzel. Çok güzel. Okay. Şimdi Diyarbakır denince akla gelen en güzel lezzetlerden bir tanesi de Diyarbakır lahmacunu. Niye böyle diyoruz? Çünkü en kıtır, böyle çıtır çıtır, kıtır kıtır, böyle yağ akan bu lezzeti en iyi Diyarbakır'da bulabilirsiniz. Olga da lahmacun deneyecek. Olga, it is Turkish pizza, Diyarbakır pizza, lahmacun we say. It's okay, please taste it and tell us your idea. İçine bir şey bırakmadan bir lokma kaldığına bakıyorum. Looks like Italian pizza. Yeah. Mosin. First we have the salad. Oh, I like it so much. It's a really thin. Thin, yeah? So crispy taste. Yeah. So that's why we eat like a four like that. I like it. It's not so spicy. Not spicy. Yeah. As what do you want to drink? Less chili. Ayran. Ayran. Okay. Şimdi Diyarbakır'daki turumuza devam ediyoruz. Bu sefer şerbeti deneyeceğiz. Bro, this is like a local product of the Diyarbakır. It's like a local drink. Especially in summer, it's amazing. For like a... Ah, it's the main ingredients of the cola. Okay, so, sure. Right. Fruits or vegetables? Different, yeah. I'm gonna tell you later. Teşekkürler. Afiyet olsun. Aa, siz anayım aşta ya bu. Everyone wants to know how it is. Yeah, yeah. Nice, really nice. Ah, it's good. No, it's nice. Okay. I saved it, but it's saved. No, çok sevdi. Actually, now it's kicking something different. It's okay. Did you like it? I like it. Okay. O zaman meyan kökünü denettirdik. Sırada yemekler var. What are you eating? Liver. Evet, Diyarbakır ciğerini yiyecek şimdi Nika. Şöyle göstereyim. Biraz restoranlı yediğimiz için şişli gelmedi. Şişin dışında geldi bu şekilde güzel bir servisle. Evet, ilk defa yiyeceğim. Do you eat first time, yeah? Yes, it's first time, but I like liver. Ha, ciğer yiyormuş ama ilk defa ciğer kebabını yiyecek. Very nice. Soft? Soft and good. Can you finish all or you gonna give me a little bit? Afiyet olsun. Şimdi akşam yemeği için ne Diyarbakır'ın en güzel restoranlarından biri olan Fırıncı'ya geldik. Burada da önce bir içli köfteyi deneteceğim. Diyarbakır'ın kendine has, haşlanmış, sonradan yumurtaya batırılmış içli köftesi. Sensitive meatball. Köfte. No, it's an içli köfte. İçli köfte. Inside there is a meat and outside is egg. Okay, let's try. It's boiled one. But yeah, you should eat with this. It's better. Okay, so I'll eat with this. I like it. But which is better, this one or the fried ones? I like this one because I don't like fried ones. Yani gördüğünüz üzere haşlanmışı kızarmışa göre daha çok seviyorum dedi. Bakalım bir sonraki yerde neler olacak. Petra bu sefer bize içli köfteyi tanıtacak. Günaydınlar arkadaşlar. Diyarbakır'da ikinci günümüzde kahvaltı. Breakfast of the Diyarbakır is the most popular breakfast in Turkey now. I see why. Yes, but still starting. Just I wanted to show you some stuff. Şimdi bu başlangıçtır tabii ama bazı gelen basit lezzetleri bir yani küçük o ilk lezzetleri anlatalım. This is murta. Tell. Murta? Murta. Like hummus. Hummusa benzetti ama it's cool, salty. But did you try the Diyarbakır cheese? Biliyorsunuz Diyarbakır peyniri çok meşhur. Ondan fazla çeşidi var. Oh my god. American cheese. Yeah? So you should buy some programs.
10. What else here? Maybe this is also like kind of, we say chemen, but for not so much spicy. It's like sumac or? No. With tomato paste, some spices. Diyarbakır ekmeği. If you can feel how warm it is, you can actually warm your hands. Şimdi günün en çok beklenen, daha sonra kahvaltının yıldızı geldi. The star of the breakfast. Kavurmalı yumurta. Kavurma. Kavurma? Meat, yes. And yumurta. Meat and eggs? Yes. Kavurma biliyorsunuz ki bu bölgede çok meşhur. Please come on, I really want to eat. There is no corona. Amazing, wow. So that's why we eat meat in the breakfast. Perfect, sorry, it's all mine. Geldik çok zor bir kısma. Mumbar yedireceğiz arkadaşlar. Nikka'ya, Diyarbakır'ın ve birçok bölgemizin en ünlü yemeklerinden bir tanesi olan mumbar. Tell mumbar. Mumbar. Do you know how it's made? I think we take liver. Kind of, yeah. No, liver. Like a kind of stomach. Stomach. Yeah, inside rice and the meat and some spices. Very special. İşte mumbarın nasıl yapıldığını anlattım. Okay, please try and tell me your things about that. Be careful because oil can separate on your clothes. Mumbar herkes yiyemez biliyorsunuz arkadaşlar. Yani görünüşü bile biliyorsunuz bazı insanlar tarafından çok istenmez. Like we try when grape leaves. It's like same. Same you have. Dolma. Yes. Sarma, içi sarmaya benzetmiş. Zaten biliyorsunuz içi aşağı yukarı dolmayla aynı. Şimdi artık geldik kapanışa arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz şeyler tamam Diyarbakır mutfağı değil ama iddia ediyoruz Türkiye'de en iyi bu servisi yapan, bunları servis yapan yerler Diyarbakır'da. Çünkü her gelişimize şaşırmaya devam ediyoruz. Ben diyecektim, bekle diyecektim de bu başlamış mıydı? Did you like it? Yes, it's very good, really. I especially like to eat the lamb when I come to Turkey because it's really good. But normally you don't prefer to eat lamb or you yes, like? Yes, I do, but it's not so common to eat lamb in Serbia. It's not something like usual like here. So okay, bite it and tell me all your, like, show your meat. Perfect. Şimdi diyor ki Sırbistan'da biz zaten diyor çok kuzu yemeyiz diyor. Ama diyor ya daha sonra yeriz ama bu kadar güzelini yemiyoruz dedi. O yüzden Türkiye'ye geldiği zaman kuzuyu çok seviyormuş. Belki bir tatlı videomuz daha olabilir. Orada kapanışı yapacağız. Bizimle kalmaya devam edin. Kaburga dolması deneyeceğiz arkadaşlar. Yanımda da Almanya'nın Gerzenkirchen'den gelen bir Heinz'ti. Ich bin Hans. Ich bin Hans. Hans var. Hans bize... Baştan var. Yok. Okey. Continue. Bitte schön.